Herkese merhaba arkadaşlar. YouTuber boksör kardeşler boksun peşini uzun süre bırakmayacak gibi. Jake Paul'dan boksu tahrik edici yine açıklamalar var. Jake Paul'un bu açıklamasını ben size okuduğumda belki bana şunu söyleyebilirsiniz. Abi saçmalık, ne alaka? Sonuçta bir YouTuber diyebilirsiniz ama ünlü boksörler, özellikle de efsane boksör Mike Tyson, Anthony Joshua, Tyson Fury, Manny Pacman Pacquiao, Jake Paul'un bu açıklamasını onayladı ve hak verdi. Ben size Jake Paul'un açıklamasını ve sonrasında diğer boksörlerin açıklamasını okuyayım arkadaşlar. Jake Paul'un açıklaması şu şekilde: bir yüzyılda boksun başına gelen en iyi şey benim diyor. Bir yüzyılda boksun başına gelen en iyi şey benim diyor Jake Paul ve devam ediyor ve şunu söylüyor. Diyor ki, Jake Paul boks için iyi mi sorusunda diyor, herkesi susturdum. Denklemin diğer tarafında boks için kötü olduğumu düşünen biri olduğunu sanmıyorum diyor. Yani işin diyor diğer boyutunda kimse benim boks için kötü olduğumu söyleyemez diyor Jake Paul'un veya Logan Paul'un. Çünkü diyor biz boksu canlı tutuyoruz, boksu gündeme getiriyoruz ve bizim sayemizde insanlar boksu daha fazla izlemeye başladı diyor. Mike Tyson'ın açıklamasına var. Yine Mike Tyson'ın açıklaması da bu şekilde. Jake Paul'a bu yüzden katılıyor Mike Tyson. Mike Tyson şunları söylüyor: boks bu adamlara borçlu. Bu YouTube boksörlerine bir süre saygı borçlular. Onlara kemer vermeliler. Çünkü bu adamlar boksu canlı yapıyorlar. Mike Tyson'ın açıklaması bu şekilde ve devam ediyor. Boks diyor neredeyse ölmekte olan bir spordu diyor. Boks diyor ölmekte olan bir spordu. Yani boks yavaş yavaş unutuluyordu gibi söylüyor. Yani açıklaması bu şekilde. UFC kıçımıza tekme atıyordu ve şimdi bu YouTube boksörlerinin 25 milyon görüntüleme ile boksu canlı tuttular diyor. Yani UFC diyor bizi neredeyse geride bırakacaktı ama diyor bu kardeşler sayesinde, boksör kardeşler sayesinde 25 milyon diyor görüntüleme ile diyor boksu diyor canlı tuttular diyor. Boks diyor geri döndü diyor Mike Tyson. YouTube boksörleri sayesinde diyor boks geri döndü diyor ve Anthony Joshua'nın yine IFL TV'ye açıklamaları var. Açıklaması şu şekilde Anthony Joshua'nın: boks için harika, ona iyi şanslar diyor. Deniyorlar, sıfır amatör deneyim, amatör deneyimler yok diyor. Kendine en derini atıyorlar diyor. Çünkü iyi boksörlerle dövüştüğü için kendilerini en derine atıyorlar diyor. Muhtemelen birçok dövüşçünün öğreneceğinden çok daha fazlasını öğreneceğini garanti ederim diyor. Birçok boksörden daha fazla şey öğrenecekler diyor. İnsan kendini en derine atıyor, kendini baskı altına alıyor. Yani kendini en derine atıyor. En iyi boksörlerle karşılaşıyorlar ve kendilerini üzerlerine çok baskı alıyorlar diyor. Bu kadar baskıyla başa çıkabildiğin zaman, bu kadar baskıyla diyor başa çıkabildiğin zaman daha iyi olmalısın. Yani evet, ona iyi şanslar diyor. Anthony Joshua'nın açıklamaları bu şekilde. Tyson Fury'nin yine açıklaması var. Yine aynı kanala. Pek çok insan tüm bu YouTube şeylerin saçmalık olduğunu söylüyor. Yani YouTuber'ların böyle saçmalık olduğunu söylüyor. Bu maçların falan, YouTuber'larla yapılan maçların. Ve tüm bu insanların boksta görmek istemiyorlar. Yani YouTuber kardeşleri boksta görmek istemiyorlar. Tyson Fury'nin açıklaması devam ediyor. Ama diyor ben ağır sikle şampiyonuyum. Gelmiş geçmiş en iyi dövüşçüyüm. Ve bu YouTuber'ların dövüştüğünü görmek hoşuma gidiyor diyor. YouTuber'ların diyor maç yapmasını görmek, dövüşmesini görmek benim hoşuma gidiyor diyor Tyson Fury. Devam ediyor. Bunu görmeyi seviyorum çünkü ustası olduğum sporuma milyonlarca göz daha getiriyor diyor. Yani ustası olduğum, iyi olduğum, zirvede olduğum spora diyor milyonlarca göz daha getiriyorlar. Yani izlettiriyorlar milyonlarca insana boksu izlettiriyorlar diyor. Tyson Fury'nin açıklaması bu şekilde.
Doğrusunu söylemek gerekirse bazı bir kesim yani YouTuber sonuçta boksörlerine işleri var işte Mike Tyson'la maç yapmak isteyen işte Jake Paul'un ünlü boksörleri tercih etmesi birçok isimle adanması ama şu bir şekilde genel olarak bu isimlere baktığınız zaman boksun zirvesindeki isimlere bence doğru söylüyorlar. Gerçekten bir ara sanki boks unutulmuş hani boks yokmuş gibiydi. Son zamanlarda gerçekten boks çok fazla canlandı. Tabi bunlara katkı sağlayan isimler de var. Tyson Fury gibi, Anthony Joshua gibi, Canelo Alvarez, Gennady Golovkin. Ama YouTuber kardeşlerin sayesinde doğrunu söylemek gerekirse artık boks çok daha fazla konuşulmaya başladı. Çok daha fazla boks ilgili içerik üretmeye başladı insanlar. Yani doğal olarak da boksa bu isimlerin katkısı var mı? Var. Çünkü artık belki bu isimleri izleyen isimlerin çoğu boksa merak salacak. Onlar da boksör olmak isteyecek. Boksa birçok yeni isim kazandıracaklar. Düşünün yani Jake Paul, Logan Paul çok zenginler. Yani bu adamlar düşün ringe giriyor ve ünlü boksörlerle dövüşüyor. O kadar sert yumrukları yiyor. Boksun ne derece zevkli bir spor olduğunu nasıl söyleyeyim enerjisi heyecanı yüksek olduğunu aslında bu isimler doğrusunu söylemek gerekirse heyecan arıyorlar. Bu heyecanda boksu da buldular. Bu yüzden boksörlerle maç yapıyorlar. Bu yüzden boksun içine girdiler. Hani bazen hani insan der ya heyecanımı kaybettim. Hani yaşıyor muyum, ölü müyüm belli değilim değil derler. Boks insana heyecan veriyor. O adrenalini yaşıyorsun. Özellikle de karşında rakibin olunca sana yumruk vuracağı zaman o yumrukta yememek için öyle bir içinde heyecan oluyor ki o korku bazen şey yapıyor içinden çıkıyor. Doğal olarak da bu isimlerde heyecanlarını zirvede tutmak ve adrenalin yaşamak için boksu tercih ettiler. Boksta bundan sonra bu isimleri çok duyacağız. Kolay kolay da boksun peşini bırakmayacaklar gibi. Mike Tyson'ın açıklaması, Tyson Fury'nin, Anthony Joshua'nın açıklaması bu şekilde arkadaşlar. Sizin yorumunuz da tabii benim için önemli. Sizce bu isimlerin sayesinde boks popülerliği arttı mı? Daha çok izleniyor mu? Yoksa yok abi katılmıyorum. Bence bu isimler bokstan çekilsin. Sadece boksörler birbirleriyle maç yapsınlar. Bence ortalığı karıştırıyorlar mı diyorsunuz? Bilmiyorum. Onu da siz açıklamalar kısmına yorumunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için eğer videoyu beğeniyorsanız beğeni koymayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan ilk önce haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.